Valla Gönül teyze şu patlamayı mükemmelsin, harikasın. Şu pişmemiş. Şu Gönül teyzenin kafası gitti bence. Bir şey söyleyeceğim. Lezzeti biliyor hayatım. Şu pişmemiş. Ona da yanık tabakları yapan Fatma'ya gittim. Beş ama, verdim. Özendiğim, mükemmel yaptığım tabağıma gittin. Bir verdim. Sibel. Sibel'in içini korku sardı. Yemin ediyorum bak ilk sosunu yaptım. Bir saniye Sibel. Senin fellah köftelerin büyüklüğü küçüklüğüydü. Ben ondan yani. Ama geometri dersinde miyiz? Gönül teyze gözünü seveyim ama ya. Ama bak şimdi biz her zaman bütün kaynanalar bir tabak farklı oldu mu? Tamam da bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi bak buraya attık. Kaynattık. Devam ediyoruz elimizde. Boyutları elimizden gitti. Ama işte hangisini ne yapabilirim biz, yani? Biz şimdi onu öyle hesaplamadık kaynan olarak. Belki ya. Sana öyle denk geldi. Mesela bak evde yapıyorsun da bir sineğe biriktiriyorsun ya. Bak yine yağlı dedim. Ben yağ, yani biz yarım su bardağı yağ koyduk buna. Hepimiz ya koyduk bu yağı. Şef yapıyor diye 50 kere Nursel Hanım bile hatırlatıyor. Maydanoza üstüne koyulan yağı dedim ya, vermeyin diye. Dedim ben neden yağlı olsun diye. Ben söyledim bak Nursel Hanım'a da dedim yağları maydanozları şef süslüyor zaten ona bakmıyorum dedim. Köftenin büyük bir... Valla Gönül teyzeciğim bak sen normalde bana giderdin 5'i 4'ü verirdin. Bak, olmamış tabaklı Fatma'ya gittin 5 verdin. Gel, şu an adaletindeyiz benim. Valla bak gel. Vallahi bak sinir benim tepeme çıktı. Gel 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 kızım sen. Bak şimdi. Seninkinleri ben bak kestim onun yarısını yedim. Bu var ya. Bu niye ya? Bu ya ne? Ona bakarsan hepsinde var. Onu şef veriyor onu değerlendirmiyorum. Bak bu kesti böyle analı kızlı yaparlar. Biliyor tamam. musun? Bana bak yavru. Ya ama ne oldu biliyor musun? Bak yavru, ben büyük ana, yaptım bak. Yavru, ana, yavru. Ben dedim bunu yapan. Bak ama bir şey ay, söyleyeceğim. Ben burada düşünmüşüm. Demişim ki bu anaları bunlar da yavrular oluversin. Ne olacak ki? O zaman artık analı kızı yaparmıyoruz. Hayır canım. Ne varsın? Hiç mi büyük olmadı içinde? Analı kızı ben yapmıyoruz. Fellah kızı. Tamam da hiç mi aranızda büyük mü küçük mü yapan olmadı? Hepiniz mi orantılı? Ben hepsi orantılı yapmış. Hayır ben. Tamam benimkinin bazıları böyle olmuş olabilir ama bu benim puanımı kırmanı gerektirmiyor. Ama o zaman nereden ayıracağım ben? Tamam onun nesini beğendin? Ama bir kere bu bir şey söyleyeceğim. Bak eşit. Bizim istediği eşit, şekil bak, bu değildi ki. Bak bize serçe parmağını sokun dedi. O sokmamış parmağını. Var açtım hepsine bak hak yeme bak parmağa bak. Yo hak yemiyorum baksana bak. kocaman kalmış. Benimkilere bak yastı. Bildiğim çırkan şuray göbeği bunlar. Aşkım Sibel bak daha kestiğim gibi Nursel Hanım'a hatta hemen attırdım şeye sosu. Parmağını basmış dedim ben. Tamam basmış ama hiç bak yani. Yuvarlak kalmış gördün mü? Ama bak buna bak o daha yuvarlak top duruyor. Bak buna bak yatay. Bak buna aşkım. Bak yatay şeklinde bile o daha yuvarlak. Aşkım bakabilirsiniz kızlar tabağınıza geldiğinde. Ben bakmıyorum. Bir tanem ben bak Sibel bunun senin olduğunu bilmiyorum. Tuba da olabilirdi. Ben bunu büyüklü küçüklü diye bir vermek zorundaydım. Hayır zaten ya. Bulamadığım için 3 hemen 2 kullandım 4 yani. Geometri dersiniz ya büyüklü küçüklü. Ay bir elim sana ya. Dengesini kaybettiği son 3 haftadır ben daha şu ortada bir göbek atamadım. Bir beş Gönül teyze büyüklü küçüklü diye bir verdim diye böyle bir açıklama yap. Ama böyle bir şey yok ya. Lezzetine de baktım büyük olan pişmemiş. Tamam o zaman de ki içi güzel olmamış. Büyük işte. Yani büyüklü küçüklü oldu diye bir verdim deme. Ama kestim pişmemiş. Ya ama hiçbiri pişmedi. 4 tabağda ne dedi? Bunlar beni tatmin etmedi. Vallahi bak bu da bir gerçek. İnanır mısınız ya vakitiniz yetmedi çene çalmaktan. Sakin ol. Ya vaktiniz hanım şey mahpe hanım şey yapıyorsunuz yetmedi. Daha pişmek istiyorum. Sizin bize yaptıklarınızı konuşuyorduk.